Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 3. Yarı Yıl Kamu Yönetimi Medeni Hukuk 1 2020 Final Yarı Yıl Sonu Sınavı Soru 1. İyi niyet aşağıdaki durumların hangisinde rol oynar? A. Hakların kazanılmasında B. Hakların kullanılmasında C. Borçların ifasında D. Kanun hükümlerinin yorumlanmasında E. Hukuki işlemlerin tamamlanmasında Doğru cevap A hakların kazanılmasında Soru 2 Aşağıdakilerden hangisi benzer hukuki meselelerde tüm hakimleri hatta herkesi bağlayan yargı kararlarındandır? A) İlam B) İstinaf C) Kesin hüküm D) Yargıtay kararı E) İçtihadı birleştirme kararı Doğru cevap E) İçtihadı birleştirme kararı Soru 3 Tüzel kişiler ve organlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Tüzel kişiliğinin kazanılması için kurucuların bağış yapması zorunludur. B) Tüzel kişiler kendi iradeleriyle kendi kişiliklerini sonlandırabilir. C) Her tüzel kişi en azından bir organa sahip olmalıdır. D) Tüzel kişi organlarının hukuka aykırı eylemlerinden sorumlu tutulamaz. E) Tüzel kişinin belirli organları yalnızca bir kişiden de oluşabilir. Doğru cevap D. Tüzel kişi organlarının hukuka aykırı eylemlerinden sorumlu tutulamaz. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi? Roma Germen hukuk sisteminin özelliklerinden biri değildir. A. Hukuku çatışmaların çözümünde ikinci plana atması. B. Bireyci bir karaktere sahip olması. C. irade özelliğini esas alması. D. Özel mülkiyeti ve miras hakkını kabul etmesi. E. Liberal bir karaktere sahip olması. Doğru cevap A, hukuku çatışmaların çözümünde ikinci plana atması. Soru 5. Bir kişi aşağıdaki yakınlarından hangisine nafaka vermekle yükümlü değildir? A annesine, B kızına, C torununa, D teyzesine, E kardeşine. Doğru cevap D, teyzesine. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi Türk hukukunda cinsiyet değişikliği için aranan şartlardan biri değildir? A) Evli olmama, B) 18 yaşını doldurmuş olma, C) Evlat edinmemiş olma, D) Transseksüel yapıda olma, E) Üreme yetisinden sürekli biçimde yoksun olma. Doğru cevap C) Evlat edinmemiş olma. Soru 7. Türk medeni hukukunda kişi ve kişilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. İnsan ve kişi kavramları Türk hukukunda tamamen aynı kavramı ifade etmektedir. B. Bir çocuk yaşamsal uzuvlarından biri olmadan dünyaya gelmişse tam doğum gerçekleşmiş olsa bile kişilik kazanamaz. C. Bir kişi hak ehliyetini ancak doğumundan sonrası için kazanmış olabilir. D. Bir kimsenin sağ olup olmadığı ancak nüfus sicilindeki kayıtlara dayanılarak ispatlanabilir. E. Ölümle birlikte artık kişinin hak ve borçlara sahip olmasından bahsedilemez. Doğru cevap E. Ölümle birlikte artık kişinin hak ve borçlara sahip olmasından bahsedilemez. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi, belirli bir ülkede halihazırda yürürlükte bulunan tüm yazılı hukuk kurallarını ifade eder? A. Delegelata. B. Doğal hukuk. C. Mevzu hukuk. D. Müspet hukuk. E. Olan hukuk. Doğru cevap C. Mevzu hukuk. Soru 9. Talep hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Talep hakkı asıl hakka bağlı bir haktır. B) Talep hakkı asıl haktan bağımsız olarak devredilemez. C) Mutlak haklarda talep hakkının ortaya çıkması için hakkın ihlal edilmesi gerekir. D) Dava açmadan önce talep hakkının kullanılması zorunludur. E) Talebin yapılması kural olarak herhangi bir şekle bağlı değildir. Doğru cevap D. Dava açmadan önce talep hakkının kullanılması zorunludur. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi mal varlığı hakları arasında yer almaz? A) Alacak hakkı, B) Velayet hakkı, C) Mülkiyet hakkı, D) Alım hakkı, E) Bir kitabı basma hakkı. Doğru cevap B. Velayet hakkı. Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi tüm hukuki işlemlerde aranan gerçeklilik unsurlarından biri değildir. A. Hukuki işlemi yapan kişi ehliyetli olmalıdır. B. Hukuki işlemi meydana getiren her irade açıklaması noter tarafından onaylanmalıdır. C. Hukuki işlemin konusu imkansız olmamalıdır. D. Hukuki işlemin konusu kişilik haklarına aykırı olmamalıdır. E. Hukuki işlemi meydana getiren irade açıklamaları muvazaalı, danışıklı olmamalıdır. Doğru cevap B. Hukuki işlemi meydana getiren her irade açıklaması noter tarafından onaylanmalıdır. Soru 12. Türk Medeni Kanunu'nun sistematiği ve özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. TMK ve TBK her yönden birbirlerinden tamamen farklı iki kanundur. B. TMK tüm dinlere karşı tarafsız bir tutum sergilemiştir. C. TMK'nın kitapları sırasıyla kişiler, aile, miras ve eşya hukukuna ilişkindir. D. TMK bireyci, özgürlükçü ve liberal bir kanundur. E, TMK bir başlangıçtan ve 4 kitaptan oluşur. Doğru cevap B. TMK tüm dinlere karşı tarafsız bir tutum sergilemiştir. Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi belli bir hukuki konuyu derinlemesine ele alan eser türüdür? A) Şer, B) sistematik eser, C) makale, D) monografi, E) İştihat derlemesi. Doğru cevap D. Monografi. Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi bir eda davasıdır? A. Evlenmenin butlanı davası. B. Boşanma davası. C. İstihkak davası. D. Ölüme bağlı tasarrufun iptali davası. E. Soy bağının reddi davası. Doğru cevap C. İstihkak davası. Soru 15. Kişiler hukuku aşağıdaki hukuk dallarından hangisiyle aynı hukuk dalı altında yer almaz? A. Miras hukuku B. Eşya hukuku C. Ticaret hukuku D. Aile hukuku E. Borçlar hukuku Doğru cevap C. Ticaret hukuku Soru 16. Dernek Genel Kurulu'nun toplantı ve karar usulleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Olağan Genel Kurul toplantısının tüzükte belirtilen zamanlarda iki defa üst üste yapılamaması derneğin kendiliğinden sona ermesine neden olur. B. Olağan Genel Kurul toplantısının ne sıklıkla yapılacağı tüzükle belirlenmekle birlikte en geç 4 yılda bir yapılması zorunludur. C. Tüzük değişikliği yapılacaksa toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin 3'te 2'sinin katılımı sağlanmadıkça ilk toplantı yapılamaz. D. 100 üyeli bir dernekte olan kararların alınması için gerekli olan toplantı yeter sayısı 51, karar yeter sayısı ise 26'dır. E. Dernek üyeleri dernek ile kendileri, eşleri, üst soy ve alt soyları arasındaki hukuki işlemler ve uyuşmazlık konularında oy kullanamazlar. Doğru cevap B. Olağan genel kurul toplantısının ne sıklıkla yapılacağı tüzükle belirlenmekle birlikte en geç 4 yılda bir yapılması zorunludur. Soru 17. İyi niyet ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Kişi, iyi niyetin koruyucu etkisinden faydalanmak istiyorsa, iyi niyetli olduğunu ispatlamalıdır. B. Tüzel kişilerde iyi niyet, tüzel kişiyi temsil eden yetkili organı oluşturan kişilerde aranır. C. İyi niyetin bağlı olduğu hukuki sonuç meydana geldikten sonra, iyi niyetin ortadan kalkması meydana gelen hukuki sonuçta herhangi bir değişikliğe yol açmaz. D. İyi niyetin koruyucu etkisini gösterebilmesi için bazen belirli bir anda mevcut olması yeterliyken bazen belirli bir süre boyunca devam etmesi gerekir. E temsilci aracılığıyla yapılan işlemlerde iyi niyetin koruyucu etkisinden faydalanabilmek için hem temsil olunanın hem de temsilcinin iyi niyetli olması gerekir. Doğru cevap A. Kişi iyi niyetin koruyucu etkisinden faydalanmak istiyorsa iyi niyetli olduğunu ispatlamalıdır. Soru 18. 743 sayılı Medeni Kanun'un yürürlük tarihinden önce kurulmuş ve yönetimi vakfedenlerin soyundan gelenlere şart edilmiş vakıflar hangi adla anılmaktadır? A) Mülhak vakıflar B) Yeni vakıflar C) Cemaat vakıfları D) Esnaf vakıfları E) Mazbut vakıflar. Doğru cevap A) Mülhak vakıflar. Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi kişilik hakkının özelliklerinden biri değildir? A. Kişilik hakkı mutlak haklardandır. B. Kişilik hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardandır. C. Kişilik hakkı tekelci bir niteliğe sahiptir. D. Kişilik hakkı kişiliğin sona ermesiyle sona erer. E. Kişilik hakkı mal varlığına ilişkin haklardandır. Doğru cevap E. Kişilik hakkı mal varlığına ilişkin haklardandır. Soru 20. Vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır. Yukarıdaki tanımda geçen yanlış ifade hangisidir? A. Gerçek veya tüzel kişilerin B. Belirli ve sürekli C. Yeterli mal ve hakları D. Tüzel kişiliğe sahip E. Kişi topluluklarıdır. Doğru cevap E. Kişi topluluklarıdır. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.